Sayın Atabay, bir kere şu bir sızma girişim daha oldu. Evet. Buyurun eğer gelirseniz. Arkadaşlar, onunla ilgili de sanırım görüntüler de vardı. Bir sızma girişimi oldu fakat bu engellendi. Bu konuda bir kere bilgileri paylaşabilirseniz bizimle. Evet, geldi. Evet, şu an bir konvoy görüyoruz. Doğru mudur? Bu bir konvoy mu? Araçlarla. Terör örgütüne ait bir konvoy. Ve topçu atışlarımız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu atışları. Doğru değil mi arkadaşlar? Termal kameralarla. Bunlar araç mıdır yoksa termal kamerada... Termal kamerada teröristin görüntüsü mü bu yoksa araç mı? Araca benziyor. O terörist... Teröristlerin görüntüsü. Teröristlerin evet. Araca benziyor sanki. Yani biraz far ışıklarını tam şey yapamıyoruz. Yani insan olsa... Yeni mi? Yeni bir şey mi bu? Bu dün gece. Yani insan böyle bu kadar çabuk gidemez. Çok böyle sürat. Dün gece belirlenmiş. Kar kıyafetleri olduğu için biraz dolgun görünüyor. Hmm. Olabilir. Burada... Süratlerine bakın. Sürat o kadar süratli gidebilir mi? Evet. Bunlar yeni görüntüler. Dün gece... İki tane otobüsü vurmuşlar. Sanki Amediye Şiradide yolu var burada aşağıda çöküntüde. Çöküntü içinde giden Barış bir araç Pınarı bölgesinde. Neresi? Barış Pınarı bölgesinde. Evet. Anladım. Böyle iki tane otobüsü vurmuşlar ya da minibüs. Hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinden sızma girişimi söz konusu oluyor. 12 terörist değil mi? 12 terörist. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntü bunlar. Bu termalde tespit edildikten sonra sanırım bu yapılan atışlarla birlikte 9 teröristi etkisiz hale getirdi. Evet, bugün Milli Savunma Bakanlığımızın bugün yayınladığı terörist onlar görüntü. Evet, tamam. Evet. Görüntüler terörist, evet. Termal kamerada tespit ediliyorlar. Şimdi Eren Bey, bölgede yani bu özellikle Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde özellikle onun şimdi biliyorsunuz hem doğusu ve batısı terör örgütü tarafından kontrol edildiği için aynı zamanda güneyi bölgesi de terör örgütü tarafından kontrol ediliyor. Yani üç bölgesi Barış Pınarı Harekat Alanı'nın üç tarafı, diğer tarafı zaten bizim Türkiye hudut hattı. Evet. Örgüt tarafından belki o harita gelirse daha iyi anlatılabilir. Örgüt tarafından kontrol edildiği için daha çok sızmaya maruz kalan bir bölge burası. Dikkat edersek aşağı yukarı her hafta 3-5 günde bir Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi şeklinde sayılarıyla birlikte veriliyor. Tabii bunlar da biliyorlar her seferinde etkisiz hale getirileceğini. Şimdi Barış Pınarı Harekat Alanı şu biraz daha koyu alan. Yani şu Resul Ayn, Talabiyat arasındaki bölge. Şimdi bu bölgede az evvel ifade ettim. PKK var, güneyinde var ve dolayısıyla doğusunda da var. Şimdi hal böyle olunca bunlar niçin her seferinde etkisiz hale getiriliyorlar? Sızma girişimleri başarısız olmasına rağmen bu bölgeye neden sızma girişiminde bulunuyorlar? Neden taciz ediyorlar? Evet. Ve bu bölgenin dibinde neden dolaşıyorlar? Neden? Amaç burada Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını rahatsız etmek, taciz etmek. Sürekli baskı, kendi kafalarınca baskı oluşturmak. Ve dolayısıyla hem örgütü bu şekilde eylemsel operasyonlar, taktikleriyle ayakta tutmaya çalışıyor. Kendi tabanına da burada mesaj veriyor. Yani bu alandaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığını da güncel tutmak istiyor. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri nezdinde zaten birlikte çalışıyorlar, hem uluslararası alanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığını her eylemde veya bizim onlara yapmış olduğumuz bir operasyon sonucunda Barış Pınarı Harekat Bölgesi adı anılıyor, gündeme geliyor. Ve bunu sağlamaya çalışıyorlar. Örgütün peşinde olduğu durum bu. Şimdi Eren Bey, bu bölgeye geçersek eğer... Evet. Şimdi eylemin olduğu nokta şu ZAP... Daha geniş gördüğümüz haritamızda var mı? Eylemin olduğu bölgeyi daha geniş gördüğümüz... Ya buradan da ifade edebilirim. Peki.
Şimdi zapt çayı şöyle Çukurca'dan başlar, devam eder. Gara'ya varmadan önce öbür harita daha iyi. Bence. Öbür harita daha mı iyi? Peki, evet. Onu verelim. Peki. Buradan Çığlı suyu da diyoruz biz buna. Zapt çayı devam eder. Gara Dağı ile Gara Dağı'nın hemen kuzeyinden, bölgeden Bardan bölgesine doğru devam eder. Tabii ikiye ayrılır burada. Şimdi Zaho'dan başlayıp Amediye ve Dereluk, Şiladize diye bölge var. Bardan çöküntüsüne doğru gider. O bölge Gara ile kuzeydeki bizim işte bu kamp bölgesini ayıran bir hattır. Bizim 1740 rakımlı tepemize bu olayın meydana geldiği zap suyunun hemen batısında, batı zap bölgesi dediğimiz alanda Gara'ya bakan tarafta, Gara'ya bakar, karşısı da Gara dağlarıdır. Ve bu az evvel bahsettiğim çöküntüye yakın noktadadır. Neden bunu söylüyorum? Amediye, işte Şeledize. Şeledize o tarafta da bizim sabit bir üst bölgemiz var. Yani uzun yıllardır, 20-30 yıldır. Yani şeyden biri, yani, değil mi? Saddam Hüseyin'den biri. Evet. Şeyi desteklemek için. 90'lı yıllardan Matin beri. Matin Dağı da orada değil mi? O biraz daha güneyde. Hangisi? O daha Matin doğuda. Dağı. Doğuda kalıyor. Şimdi nasıl, hangi dağ dediniz? Matin Dağı mı diye geçiyor. Matin Dağı, Matin Dağı. Matin Dağı şuradan başlar, Metina bölgesinden, hı-hı, devam eder. Zap'ın, tabii Zap'la Metina değil mi? Zap'ın o batısına kadar birleştiği uzanır. Noktada. Parasiya Dağı vardır, orada biter. Bittiği yerde eylemin olduğu yer zaten. Parasiya Dağı, Matin Dağı da tam değil orası aslında. Matin Dağı'nın uzanımının bittiği bölge. Çünkü galiba yani en iyi gözetleme yeri, iki şeyin de geçişinin en iyi gözetleme şimdi yeri... Şimdi orası hem o çöküntüyü az evvel bahsettiğim, evet, doğu batı hattında uzanan çöküntüyü kontrol eder. Aynı zamanda Matin Dağı'ndan Zap bölgesine geçişleri bir omurgası gibidir. Aynı zamanda Zap bölgesinden Matin Dağı bölgesine geçiş isteyen teröristlerin de geçişini engel olacak, kontrol edecek olan bir bölgedir. Çok kritik sadece, bir yer yani. İki tepe varmış orada. İki tepeyi işgal etmişler. İki. Birisi 1740, birisi 1750 rakımı. Bir tepe daha var daha önceden, evet, işgal edilip ama orada unsurlar zaman zaman bulunuyor olabilir. Aşağı yukarı iki, üçlü şeklinde tertiplenmek suretiyle hem kendi yakın emniyetlerini de burada, evet, sağlıyorlar. Şimdi buradaki üst bölgesi Eren Bey şu. Siz örgütün kalpgahının tam gerisine sarkıyorsunuz. Sarktığınız nokta onları rahatsız ediyor. Onun için özellikle burasını istemiyorlar. Yani bu konuşlandığınız demek ki üst bölgesi o kadar doğru ki, örgütü o kadar rahatsız ediyor ki, az evvel anlattığım kriterler çerçevesinde, dolayısıyla orada üst bölgesinin olmasını istemiyor. Terör örgütünün söküp atmak istediği bir yer orası. Söküp atmak istiyor çünkü kendisinin Amediye Şeledize hattındaki koridoru kontrol ediyorsun. Oradaki köylerle bağımız oluşabilir endişesini taşıyor. Aynı zamanda bahsettiğim gibi buradaki zap suyunun hemen batısıdır. Batı zap bölgesindedir bu olayın olduğu yer. Zap bölgesinin batısındaki o Parasiya Dağı bölgesinden Matin Dağı bağlantısını arasındaki bir yerdir yani. Çok kritik bir bölge. O nedenle... Fakat komutan, bir şey var orada. Şimdi bu bölge, Metina bölgesi aslında dağların arasında zemini düz olan bir bölge. Tabii. Hem üst şimdi, bölgesi açısından... üstlenmeyi yaptığımız yerler doğru yerler. Fakat bu bölgenin temel handikapı Gara bölgesidir. Yani Gara'yı kontrol altına alamadığınız sürece... Henüz daha Gara'ya inmedik çünkü... İşte sırayla. Gara'yı alamadığınız sürece o bölgedeki, evet, hareketliliği durdurmak mesela sıkıntılı. O iki araç da Gara'dan geliyor değil mi? Şimdi Gara bölgeyi. Gara çöküntüsünden gelir. Yani Gara'nın üzerine... Bu arada bir şey söyleyeyim. O demin verdiğimiz görüntüler Suriye'den çekilmiş görüntüler. PKK şu anda Haftanin, Sinat, Metin Azap, Avaşin, Hakurk bölgesinde araç kullanarak hareket etmez. Barış Pınarı. Ama şeyi netleştiremedik. Onlar araçla mıydı yoksa bir yürüyüş olsa, kolu muydu? Araç da olsa terör örgütü o bölgede o şekilde hareket etmez. Çünkü biz şunu söyleyeyim. Suriye sahasında İHA'ları, SİHA'ları sadece kullanabiliyoruz ama Irak sahasında helikopterleri de, uçakları da ve en önemlisi yerel istihbaratı kullanabiliyoruz. Dolayısıyla o bölgede yerleşim birimleri var, köyler var, meskun mahal alanları var.
ve o bölgelerden araçla PKK'nın geçmesi... O için yürüyüş kolları olmak zorunda. O bölgede peşmergenin geçiş noktaları var. Yani araçlarla geçişleri şu an en azından şu ihtimalde yani zor. Hele hele böyle bir olay esnasında araçla oradan bir hareket etmez. Mümkün değil. Hele hele böyle bir sıcak yapmaz. Tabii. Yapmaz. Bu arada burada editörümüz Erdem diyor ki, bir daha söyle Erdem. Evet, ekranda da görüyorsunuz son dakika 57 terörist etkisiz hale getirildi. Çünkü operasyonlar da devam ediyor, kararlılıkla şimdi, devam ediyor. Şimdi Eren Bey, üst bölgeleri neden oluşturuluyor burada? Üst bölgeleri yaz-kış neden oluşturuluyor? Şimdi tartışılan konu bu. Buna biraz açıklık getirmemiz lazım. Lütfen. Tabii. Şimdi üst bölgeleri... Peki üst bölgesi nedir? Komutanımız az evvel bakın yani, eliyle evet, pençe işaretini koydu. Bakın evet, çok önemli bir sembol gibidir bu. Ama Mehmet Akif'in şimdi mesela şeyinde o izlediğimiz görüntülerde mesela orada bambaşka bir görüntü var. Şimdi üst bölgesinde kale gibi değil mi? Şeyler var. Evet. Fakat bu üst bölgeleri, geçici üst bölgesi denilenler hani öyle büyük yapılar vesaire gibi değil. Nedir? Nasıl şeyler? Yurt içinde durum farklı, yurt dışında farklı. Ama yurt içinde de iki tip var. Geçici olanlar da var, sabit olanlar da var. Yurt dışında geçici dememizdeki maksat bir, burası egemen bir Irak toprağı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan ifade tarzı olarak da siz buraya sabitle konuşlansanız geçici üst bölgesidir. Demek zorundasınız. Önce bir anlamamız lazım. Şimdi üst bölgeleri şu. Alan hakimiyeti, alan kontrolü, sizin araziyi kontrol etmeniz için bir atlama taşı, var olma yeri, yaşam alanına oturmak terör örgütünün, yaşam alanında terör örgütünün olduğu yerde sizin olmanız, sizin ona yaşam alanı müsaade etmemeniz, onun alanını daraltmanız, dolayısıyla alandan çıkıp gitmesini, atılmasını sağlamak, kolaylaştırmak. Üst bölgeleri aynı, budur. Aynı zamanda operasyonel maksatlar için bir çıkış arazisidir. Daha büyük operasyonları veya büyük küçük orta fark etmez. Bu operasyonlar için operasyon sonrası bir barınma alanıdır. Operasyonları buradan başlatabilirsiniz. Bir başka diğer üst bölgelerinden başlatmak suretiyle alana daha başka istikametlerden alanı kontrol edecek şekilde yayılırsınız. Alanı kontrol edersiniz. Siz askerlerin tabiriyle söylersek mesela bu üst bölgede ne deniyor? İstihkam tedbirleri. İstihkam, nedir onun, istihkam tedbirleri? Onun tahkimatıyla alakalı bir şey. İstihkam tedbirleri dediğiniz üst bölgesine yerleştikten sonra mevcilenmeniz, tahkim etmeniz, orayı daha güvenli hale getirmeniz. Biraz evvel şeyi koydunuz ya Sayın Mehmet Ersoy'un şeyin. Evet, evet. Şeyini, orada... Böyle o görüntüleri de verelim kale arkadaşlar. Kale gibi şeyler vardı. O istihkam onlar yani. Hemen. Bir kısmı içine toprak doldurulmuş. Şey, 90 santim kalınlığında şeyler, kurşunun geçmesi önleyecek sistemler falan vardı. O yapılanların onu hepsi istihkam. Getirebilirlerse yani. Hendek, tel, evet. HESCO deniyor galiba. Evet. Evet. Şimdi evet. Ya onlar şimdi değişik zamanda değişik ifade edelim. Bu, evet. Mesele şu. Biraz gelir herhalde biraz sonra gelsin. Bir iki dakika sonra gelmesi. Oradaki lazım. Kum torbalarıyla desteklersiniz. Oradaki bazı işte şunlar mesela. Şu torbalar değil mi? Mesela şimdi şunlar. Bu yani, kademeli evet, savunma tertibatı. Evet kademeli yani bu en uçtan başlarsınız. Tuzaklama sensör sistemi koyarsınız. Uyarıcı sistemler koyarsınız. Geriye doğru işte bazı kesici şey gibi koyarsınız. Tökesteli koyarsınız. Uyarmak için tenvir mayını koyarsınız, aydınlatma yaparsınız, sızmayı engellersiniz. Bu saldırıya uğradığımız, şehitler verdiğimiz bu geçici üst bölgeleri böyle bölgelerdi ve teröristler bunları şimdi mı açtılar? Bunlar bu yurt içinde olduğu için buradaki tahkimat da oradaki tahkimat aynı olmaz. Değildir. Ama bakın bu şu demek değildir. Oraya bir çadır gibi vesaire değil. Uzun süredir orada bizim askerlerimiz bulunuyor. O alanda irtibat hendeklerini, mevcilerini, irtibat endeklerinin birbirleriyle olan bağlantılarını, uyarı sistemlerini, ikaz sistemlerini, sensör sistemlerini, gözetleme sistemlerini hepsini mutlaka orada da bu şekilde taş duvar şeklinde olmasa da ama ona benzer sınır ötesi mobil, olduğu için de olamıyor bu şekilde. Doğru mu? Şimdi mobil götürebildiğini götürürsün. Arazden istifade edeyle yaparsın. Var. Yani her şeyi götürürsün. Yani hayır, götürebildiğini onu, götürürsün. Onu şöyle söyleyeyim.
Sınırın öte tarafında örneğin Hakkari Çukurca sınır hattında güvenlik yolları açıldı. Yani sınırın Irak tarafında Hakurk'ta, Haftanin'de, Basyan'da, Avaşin'de sınırın hemen Çukurca, Şemdinli bölgelerinden güvenlik yolları açıldı. 17 kilometre derinliğe kadar güvenlik yolları var. Dolayısıyla askerin ikmali, lojistiği buralardan yapılabiliyor. Fakat bu yaz ayları için geçerli. Kış aylarında durum biraz farklı. Çünkü hem sis hem kar bu ikmal yollarını, güvenlik yollarını kullanmaya engel. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattında kurduğu askeri üslerle sınırın öbür tarafında kurduğu askeri üsler arasında fark var. Şöyle ki fark var. Bizim iki komutanım da bilir, 1995'ten beri aslında üslerimiz var. Mesela Batufa'da var, Kanimasi'de var, Haftani'de var. Onlar işte şeyle ilgili, PKK'yı izlemek, o sırada Barzani, peşmergelerden faydalanıyorduk. Peşmergelerle beraber PKK'yla savaşıyorduk. Yine Barzani şeyle, Taliban ile savaşıyordu. Evet. Biz Barzani'de o zaman kurulan şeyler bunlar. Nihayetinde komutan 95'ten beri bizim üstlerimiz mesela var. Mesela şu şeyin yanında olan Amediye var. Amediye'de ana üst bölgesi şeyin. Haritayı tekrar getirelim arkadaşlar. Birinci Tugay'ın değil mi? Bir de şu şeyi hazırlayalım. Mehmet Akif'in özel şu kuvvetler komutanının toplar, evet. Obüs topları. Evet. Onu da hazırlayalım az önce haber verelim. Ana üst bölgesi. Orada tank taburu var yani şurada. Evet şimdi tabii ya bizim tabii 90'lı yıllardan beri bu bölgede yaz kış kalan sabit üslerimiz de var. Tabii. Fakat yani sıkıntı onlar, şurada. Ama buradaki şimdi bahsettiğimiz geçici sabit üsler dediklerimiz biraz daha doğası ve fonksiyonu farklı. Farklı. Şimdi üs bölgesini oluşturduktan sonra Eren Bey bir yanlış anlaşılma var. Sanki orada sürekli bir operasyon var, böyle bir hareket var. O kar tipin içerisinde askerler sanki heder ediyor gibi bir ifadeler kullanıyor. Yanlış bir şey bu. Öyle değil olay. Üs bölgeleri bahar ve yaz döneminde orada Pençe Adevel komutanımızın söylediği gibi tutunduktan sonra artık orada kalıcı bir şekilde tahkimatını oluşturuyorsun. Hı hı. Kışa hazırlığını yapıyorsun. Çünkü sen orada kalacaksın. O üst bölgeleri oluşturduktan sonra bakın çok sayıda yani 40'tan fazla üst bölgesini bu hat boyunca oluşturdu Türk Silahlı Kuvvetleri. Güneye kadar ulaştı. Onun için en güneydeki ucu sürekli taciz ediyor. Orayı rahatsız etmeye çalışıyor. Buraya daha fazla inme diyor. İlmesinden rahatsız oluyor. Sınır çizmeye çalışıyor. O hattan sonrası onun için daha tehlikeli hale geliyor. Garaya uzandığınız zaman yaşam alanını tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Örgüt bunu biliyor. Bu nedenle orada bir çırpınış içerisine giriyor. Bunu ikinci defa söylediniz. Garaya ulaşmak ve orada bir kontrol sağlamak hakikaten hayati bir şey mi? Şöyle söyleyeyim. Elbette, bak orada yani. Metina'da elbette. Sipan Dağı vardır. Evet. Biz böyle Matin Dağı falan filan diyoruz gel ama... Gel istersen Çetin bunlar, arkada şunu söyleyeyim. Matin Dağı falan filan değil. Çok Metina'nın Sipan Dağı en tehlikeli yerdir. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana hedefi Sipan Dağı'nda üstlenmeyi kurmak. O da onun içinde zaten. Matin Dağı bir blok. Ama işte en tepe, en o zirve nokta Sipan. Evet tabii. Şimdi Sipan Dağı fiziki şartlar itibariyle çok zorlu bir yer. Bu arada şunu hatırlatalım. Bak buraya giden askerim 4 ay dünyaya şeyi kopuyor. 4 ay orada görev yapıyor. Yani şöyle bir şey var ama yani 4 ay görev yapıyor ama oraya Türk Silahlı Kuvvetleri değiştiriyor. Yeteri kadar şey yığıyor. Yok, erzak yığıyor. Tabii. Erzak sorunları yok yani. Yani dizel yakıt ulaştırılıyor. Bu bilmiyorum. Rotasyon ne zaman yapılıyor? Yapılıyor mu, yapılmıyor mu bilmiyorum. Komutan dizel yakıtı, jeneratörü. Onlar hariç. Bütün onlar imkanlar tamam. Sağlanıyor. Gıda desteği sağlanıyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi siz bir askeri üs kurduğunuz zaman asker yerinde durup yani kendi üstünde durup güvenliği sağlayamaz. Zaman zaman 20'li gruplar halinde timler, 40'lı gruplar halinde timler onlar da sahaya iniyor. Onlar mesela bir sahaya indiği zaman 10 gün sonra üste geri dönüyorlar. Şimdi foto kapanlar var, sensörler var. Demin komutanım bahsetti, bir sürü teknik inceleme ve takip sistemi var. Fakat sıkıntı şurada başlıyor. Siz foto kapanı kuruyorsunuz, teknik sistemi kuruyorsunuz, kış geliyor ve 7 metre kar. Sizin kurmuş olduğunuz o bütün teknoloji karın altında. Ta bahar gelinceye kadar ve siz doğanın koşullarıyla terörle mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz.